bir fırtınanın yaklaştığını hayal edin. Ama gökyüzünde değil, bilakis kafanda. Belki beyninin bir kısmını ya da bütün her yerini etkiliyor. Her iki durumda da korkutucu. Kendini tuhaf hissediyorsun. Sersemlemişsin gibi geliyor sana. Ve kendini yalnız hissediyorsun. Ama yalnız değilsin. Tüm insanların %5 ila 10'u bu beyindeki fırtınayı tanıyor. Hayatınızda en az bir epilepsi krizi yaşadınız. Bunun tam etkisi farklı farklı olabilir. Bir epilepsi nöbeti genelde birkaç dakika içerisinde geçer. Her 100 kişiden birinin beyninde nöbet eğilimi vardır. Ancak o zaman onun epilepsisi var diyoruz. Neyse ki bununla yaşamaya yardım eden ilaçlar var. Bu yüzden çok önemli. Epilepsi ruhsal bir hastalık değildir. Ve çoğu kez iyi tedavi edilebiliyor. Epilepsisi olan insanlar çeşitlidir. Ve toplumumuzun bir parçasıdırlar. Daha fazla bilgi için www.epi.ch/tr. Epilepsiler birçok yüzü olan hastalıklardır. Görünümleri farklıdır ve çok farklı nedenleri vardır. Epilepsinin bütün türlerinde aslında ortak iki şey vardır. Beyinde değişiklikler meydana gelir ve epilepsi bulaşıcı değildir. Çoğu durumda hastalar kalıtımla dünyaya gelirler, yani sebep doğuştandır. Buna rağmen epilepsi nadiren kalıtsaldır. Bazen başka bir hastalık da arkasında yatar, bilinmesi ve tedavi edilmesi gereken, örneğin bir tümör veya bir enfeksiyon. Düşme neticesinde oluşan kafa yaralanmaları veya beyin kanamaları sonucunda da epilepsi oluşabilir. Yaşlı insanlar epilepsi nöbetleri geçirebilirler eğer beyinde yeterince kan dolaşımı yoksa. Bütün durumlarda önemli olan uzmanlar tarafından konulacak tam bir teşhistir. Gerçi en iyi doktorlar bile bazen nedenini bulamayabilirler. Ama kesinlikle nedenini aramaya değer. Daha fazla bilgi için epi.ch/tr. Eğer birisinin epilepsi nöbeti olduğunu görürseniz, öncelikle panik yapmayınız. Bir nöbet genelde olduğundan daha kötü görünür. En önemlisi nöbeti yaşayan kişiyi yaralanmadan korumaktır ve yalnız bırakmamaktır. Başının altına yumuşak bir şey koyunuz ve tehlikeli nesneleri etrafından kaldırınız. Lütfen kişiyi sık tutmayınız. Gerekirse kıyafetlerini gevşetebilirsiniz. Saate bakın ve nöbetin ne kadar sürdüğünü aklınızda tutun. Bu çok önemli. Ama dikkat! Nöbeti geçirenin ağzına bir şey sokmayınız. Bu yarardan daha çok zarar getirir. Eğer birisi yaralanmışsa 144 ambulansa ihtiyacı vardır. Veya 3 dakikadan fazla kasılmalar sürerse nöbetten sonra kişinin nefes alıp almadığını kontrol ediniz. Ve onu sabit bir yan pozisyona getiriniz. Sonra kişinin acil durumlarda aranması gereken yakınlarını bilgilendiriniz. Bu kişinin ilk nöbeti ise o zaman mutlaka uzman bir doktora görünmesi gereklidir. Daha fazla bilgi için epi.ch/tr. Epilepsisi olan insanlar çeşitlidir ve nöbetleri farklı farklı yaşarlar. Yine de belirli nöbet biçimleri vardır. Büyük nöbete tonik-klonik nöbet denir. Daha önceleri büyük nöbet olarak da adlandırılmıştır. Bu nöbette insanlar bilinçlerini kaybeder ve yere düşerler. Vücut kaskatı kesilir ve seyirmeye başlar. Bazen nöbeti olan kişilerin ağzından köpük gelir ya da dillerini ısırırlar. Ama kısa sürede geçen çok kısa nöbetler de vardır. Birkaç saniyede yok olur. Bu absans diye adlandırılır ve daha çok dalmalar anlamındadır. Bir de fokal nöbetler vardır. Bu durumda beynin yalnızca bir bölümü iyi çalışmaz. Bazen sadece bir kol seyirir ya da birisi kıyafetini açmaya çalışır. Ya da sebepsiz yere dudaklarını şapırdatır. Bazı hastalar nöbetlerini farkında olarak diğerleri farkında olmadan yaşarlar. Çoğu zaman sonrasında ne olduğunu hatırlamazlar. Büyük nöbetlerden sonra çoğunun dinlenmeye ihtiyacı olur. Tamamen tekrar eski hallerine gelene kadar. Bu yüzden bir nöbetten sonra kendinize ihtiyacınız olan zamanı ayırın ya da başkalarına ihtiyacı olan zamanı verin. Daha fazla bilgi için epi.ch/tr.
Araba kullanmak çoğu insan için özgürlüktür. Nereye ve ne zaman isterseniz gidebilirsiniz. Ama epilepsi bu isteğinizi sınırlayabilir. Çünkü direksiyonda epilepsi nöbeti çok kötü sonuçlanabilir. Bu nedenle epilepsisi olan insanlara genellikle ancak bir yıl sonra özel araç veya motor kullanma izni verilir. Son nöbetteki eşlik etme koşullarına bağlı olarak araba sürme yasağı kısa veya uzun olabilir. Meslek olarak şoförlük veya lokomotif sürücüsü veya pilot olarak çalışan insanlarda kurallar daha da katıdır. Çoğu zaman bu durumda insanların ne yazık ki başka meslek aramaları gerekmektedir. Tam olarak kurallar karmaşık ve çok yönlüdür. Bu nedenle kendini yeterince bilgilendirmelisin. Örneğin epilepsi birliğinde bu konudaki yönetmelikleri internet sitemizde veya broşürümüzde bulabilirsin. Daha fazla bilgi için www.epi.ch/tr. Epilepsi birçok durumda doğuştan gelir. Nadiren kalıtsaldır. Epilepsisi olan çoğu kadın diğerleri gibi anne olabilir. Ama gebeliği önceden doktoruyla konuşarak planlaması tavsiye edilir. İlaç kullanımında dikkat edilmeli. Bazı epilepsi ilaçları doğmamış çocuğun gelişimine zarar verebilir. Özellikle aktif bileşeni valproat olanlar. Bunu mutlaka danışınız. Gebeler ilaçlarını kendi başına kesinlikle azaltmamalıdırlar veya kesmemelidirler. Çünkü bu şekilde nöbet tehlikesini artırırlar. Zira böyle bir nöbet ona ve doğmamış çocuğa zarar verebilir. Nöbetler ilaçlar ile iyi bir şekilde kontrol edilebilirse bazen gebelik sırasında dozun arttırılması gerekebilir. Böylece ilaç vücuttaki birçok değişime rağmen iyi etki edebilir. Ayrıca gebelik öncesi folik asit alınması tavsiye edilir. Bu, gebeliğin ilk haftalarında doğmamış çocuğu korumak için yararlı olabilir. Yani kim gebe kalmak istiyorsa epilepsiye rağmen kalabilir. Daha fazla bilgi için epi.ch/tr. Günümüzde insanlar eskisinden daha uzun yaşıyorlar. Bu harika ama aynı zamanda sorunları da beraberinde getiriyor. Çünkü gittikçe daha fazla yaşlı insan var. Yeni bir epilepsi ortaya çıkartan. Genellikle sadece beynin bir bölümünü kapsayan nöbetler olarak gösteriyor kendisini. Bu durumda bundan etkilenen birkaç saniyelik bir dalgınlık durumu yaşıyor. Veya bir kolu seyiriyor, bazıları ağzını şapırdatıyor veya elbisesiyle uğraşıyor. Bu küçük nöbetler kolayca dikkatten kaçıyor veya yanlış anlaşılıyor. Yalnız yaşayan kişilerde nöbeti gözlemleyecek ve bununla ilgili rapor verecek kimse olmuyor. Bu teşhisi güçleştiriyor. Bir nöbetten sonra bazen saatler geçmesi gerekiyor. Yaşlı insanın tekrar tamamıyla dinlenebilmesi için büyük nöbetlerde hatta günler gerekiyor. Bu süre zarfında bilinç bulanıklığı ve hafıza kayıpları olabilir. Bu nedenle bazı nöbet geçirenler ve onların yakınları yanılarak demans başladığına inanıyorlar. İyi bir haber. Eğer bilinirse epilepsi yaşlılarda çok iyi tedavi edilebiliyor. Daha fazla bilgi için epi.ch/tr. İnsanların her onda biri hayatlarına bir kez epilepsi nöbeti geçirmiştir. Beynin nöbet geçirmeye eğilimi varsa o zaman diyoruz ki bu insanın epilepsisi var. Bu insanların hemen hemen hepsi her gün bir ya da birçok ilaç alıyorlar. Antikonvülsanlar denilen. Her üç kişiden biri bununla sorunsuz yaşıyor ve nöbet geçirmiyor. Okula normal bir şekilde gidiyorlar ya da çalışıyorlar ve araba kullanabiliyorlar. Ama nöbete neden olan durumlardan kaçınmak zorundadırlar. Örneğin az uyku. İlaçların bir yararı olmazsa uzmanların beyinde bir ameliyata gerek olup olmadığına bakmaları gereklidir. Şimdiye kadar epilepsiyi gerçekten tedavi eden tek yoldur. Uyarıcılar olarak beyin pilleri ile ve küçük elektriksel uyaranlarla nöbetler engellenebilir. Nadir durumlarda çok yağ içeren
ve karbonhidratsız özel bir beslenme ile iyileşme sağlanabilir. Buna ketojenik diyet denilir. Burada doktor desteği gereklidir. Epilepsi nasıl tedavi edilirse edilsin, amaç her zaman bir hayat kurtarmaktır. Nöbetsiz ve yan etkisiz. Daha fazla bilgi için epi.ch/taksim.tr. Alkol toplumumuzda onsuz bir hayat düşünülemez. Yemekte, kutlamalarda ya da bunun gibi her yerde keyif verici madde olarak karşılıyoruz. Ancak aşırı miktarda alkol sağlığa zarar verebilir. İster insan epilepsisi olsun, ister olmasın. Hatta epilepsisi olmayan insanlar fazla miktarda alkol nedeniyle epilepsi nöbeti yaşayabilirler. Bu nedenle her durumda dikkatli olmak gereklidir. Epilepsisi olan çoğu insan hemen hemen alkol içmez. Ama küçük miktarda kadeh tokuşturmak için almakta sakınca yoktur. Çünkü bunun epilepsi nöbetine neden olmayacağını biliyoruz. Ancak bir risk kalmaktadır. Yani epilepsisi olanlar güvenli bir ortamda alkolü kaldırıp kaldıramayacaklarını denemeleri gereklidir. O zaman onlara birisi çabucak yardım edebilir. Alkole dikkat etmenin yanı sıra sağlıklı bir yaşam biçimi de epilepsi ile olan hayatı kolaylaştırır. Sağlıklı bir beslenme, yeterince hareket etmek ve yeterli uyumak yardımcı olur. İlaçları düzenli kullanmak önemlidir. Daha fazla bilgi için www.epi.ch/taksim.tr. Epilepsi ve koronavirüsü tam olarak nasıl etkiliyor? İyi bir haber. Koronavirüsü ve hastalık, COVID-19, epilepsi hastalığı olan hastalar için başkalarından daha çok tehlikeli değildir. Başka hastalıkların eklenmesi durumunda hastalığın seyrinin ağır geçmesi riskini yükseltir. Çok nadir olarak epilepsi için kullanılan ilaçlar bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Çünkü virüsün herkes için tehlikeli olması nedeniyle epilepsisi olanların kendilerini ve bütün diğer insanları bulaşmasından koruması gerekir. Epilepsisi olan insanların da aşı olması tavsiye edilir. Aşının getireceği risk kesinlikle COVID-19 hastalığının getireceği riskten daha azdır. Gerek COVID-19 gerekse aşı ateşe neden olabilir. Bu bazen epilepsi nöbetine neden olabilir. Bu nedenle vücut ısısını gerekirse kompres veya ilaçlarla bu tür nöbetleri önlemek için düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi için www.epi.ch/taksim.tr.